Cumhurbaşkanı iktidarı partisi deprem zamanında halkı yalnız bıraktı. O yüzden hiçbir çağrısına cevap vermeyecek deprem bölgesi. Hiç vermeyecek. Deprem zamanında canlarımızı gömerken toprak utandı, onlar utanmadı. Doğa utandı, onlar utanmadı. Gözyaşlarımız sel oldu aktı, onlar hiçbir şey hissetmediler. Deprem felaketinden neyi kazanacaklarının, ceplerini nasıl dolduracaklarının hesabını yaptılar. Bugün de çok farklı değiller. Yerel yönetimler deyince, AKP deyince yerel yönetimlerde aklımıza gelen ne var? Birincisi kayyum rejiminin kendisi. Bir halkın, Kürt halkının kendi iradesiyle seçtiği belediyelere kayyum atayarak halkın iradesini, halkın tarihini, dilini, inancını, kimliğini, kültürünü gasp ederek ayakta durmaya çalışıyor. Kayyum rejimi demek AKP iktidarının Kürdistan'da kazanamaması demek. Kayyum rejimi demek AKP'nin kaybettiği demektir. Açık ifade edelim, bu coğrafyada yaşayan halkımızın söz sahibi olmadığı, emek sahibi olmadığı bir belediyeyi biz de kabul etmiyoruz. Birisi belediyeyi alınca hangi partilileri koymayacağı üzerinden propaganda yapıyor. Ki CHP'ydi bu. Diğer parti ise kayyum rejiminin bir huzur olduğundan bahsediyor. Ve DEM Parti'nin yaptığı çalışmaları, yaptığı görüşmeleri, bugüne kadar yürüttüğü belediye faaliyetlerini illegalize ederek kendini alan açmaya çalışıyor. Farkındayız. DEM Parti'nin, Kürt halkının, Alevi halkının direngen mücadelesinin hayat vurduğu yerde bu iktidar Kürt düşmanlığıyla, Alevi düşmanlığıyla, kadın düşmanlığıyla yeniden dizayn etmeye çalışıyor. Söyleyelim, 100 yıllık geçmişimize baksınlar. Bize ait olan bütün değerleri korumaya söz verdik, koruduk, bundan sonra da korumaya devam edeceğiz. Çok ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Her birimiz yaşıyoruz. Türkiye'deki herkes yaşıyor. Sadece Kürdistan için söylemeyelim. Herkes yaşıyor. Ama şunu ısrarla söylemeye devam edelim. Bu ülkede yaşanan ekonomik krizin kendisi bu iktidarın savaş politikalarından bağımsız değil. Her bir bölgede her bir insanımız ne yazık ki bu krizle karşı karşıya. Zamlarıyla övünüyorlar ama o zamlar maaşlara yapılmadan daha, paralar cebimize girmeden başka başka ürünlere yapılan zamlarla, başka hizmetlere yapılan zamlarla cebimizden alınıyor. Adıyaman için konuşalım. En önemli geçim kaynağı tütün. Tütün yasaklandı ve geçimini bununla sağlayan halkımız ciddi bir darboğaz içerisinde. Bununla ilgili bir vaadi var mı? Yok. Sadece depremle ilgili, bu bölgeye geldiğinde depremle ilgili tedbirlerini anlatıyor sadece. Biliyoruz. Türkiye'nin her bir tarafı deprem bölgesi, hiçbir yerle ilgili bir şey yapmadılar. Müteahhitler cennetine çevirdiler bu ülkeyi, insanların ölümüne sessizce göz yumdular. Başkan adaylarımız Şirkan Erçenek,